Mutlak değeri eşitsizlik konusuyla birleştirerek bir soru tasarlamış. Bu tarz sorularda pratik bir yol var. O da şu. Biz aralık bulacağımız için öncelikle şıkları elemek için büyük sayılar veriyoruz. Çok büyük sayılar. Örneğin 100 veriyoruz, eksi 100 veriyoruz. Mesela 100 verdiğimizde 100 eksi 2 ile çarptık. Eksi 200, 3 eksi 200, eksi 197 dışarıya 197 çıkar. Pozitif çıkacağını zaten görüyoruz. Çünkü neden? 3 eksi 200 diyor. Eksi bile gelse o dışarıya pozitif çıkacak. Dolayısıyla ifademiz sağlanıyor. 100 verdik, sonuç geldi. Dolayısıyla şıklardan şöyle bakıyoruz. Mesela x 5'ten küçük değil, büyük olacak. Çünkü 100'e gidecek. X 4'ten küçük olmayacak. 2 şık eledik. Mesela bir de eksi 100 verelim. Eksi 100 verince de eksi 2 ile çarptığımızda artı 200 olur. 3 artı 200, 203 olur. Yine 7'den büyük. Dolayısıyla eksi 100 de olacak. Burada şık elenmedi. Hepsi var. Yani bunu ben göstermek için dedim. Bazen 4 şık da elenebilir. Bazen daha az da elenebilir. Minimum 2 şık eler bu yöntem. Şimdi bu kısımları aldık. Yani demek ki bir yerden başlayacak ve oradan şöyle sonsuza dek gidecek. Çünkü eksi 100 verince oluyorsa eksi 200 verince de oluyordur. Şıklara da baktığımızda bunu görüyoruz. Peki ne yapacağız? Eşitlik nerede var? Onu bulacağız. Yani bu büyüktür, küçüktür değil de eşittir olsaydı hangi değerler eşitliği sağlıyordu? Bunu da iki yöntem var. Ya şöyle 3 eksi 2x eşittir 7 deyip işte çözebiliriz. Çözdüğümüz zaman eksi 2x eşittir 4, x eşittir eksi 2 bunu bulabiliriz. Ya da bir bu olasılık var. Bir de içerisi negatif olması durumu için başına eksi koyarak yazma durumu var. Yani eksi 3 eksi eksi 2x'ten artı 2x eşittir 7. Buradan da x 5 geliyor. İki tane durumda x'i bulduk. Yani içerisi pozitif olsaydı x ne olurdu? İçerisi negatif olsaydı. Pozitif olunca direkt çıkarıyorduk. Negatif olunca eksili çıkarıyorduk. Eğer içerisi negatifse 5, içerisi pozitifse eksi 2 olarak buluyoruz. Bunlar bizim sınır değerlerimizmiş. Eşittir durumunda bulduğumuz sınır değerimiz. İkinci yolsa şu. Bu noktaya geldikten sonra şıklardan zaten sınırlayan şeylere bakabiliyoruz. Eksi 2 var, 5 var, 4 var, eksi 4 var. Bunlardan hangisi şurada eşitlik sağlıyor diye bakıyoruz. Ben böyle yapıyorum. Yani şu noktaya geldim. 5'i koyunca eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki 5 bir sınır değeri. Peki 5'in büyük kısmı mı olacak, küçük kısmı mı olacak? 100'ü verince sağlıyordu. Demek ki büyük kısmı olacak. Şu gitti, şu da gitti. Demek ki bu. Çünkü 5 bir sınır değeriydi. Hemen onu buldum. Ha, diğer yöntem eksi 2 ile 5'i buldum. Demek ki sınırlar eksi 2 ile 5. Onu da burada yazdım. Buradan da yine çıkıyor. Eksi 2'den küçük kısım, 5'ten büyük kısım. Bunu da nereden yakaladım? 100 ve eksi 100'de sonuç sağlanıyordu. Demek ki çok büyük sayılara çözüm kümesini alacak. Buradan da çözebiliyorum. Yani birçok yol var çözüm kümesi bulurken. Burada şunu yapabiliriz. Kolay olsun diye eşitsizliği eşitlik gibi düşünüp hangi değerlerde bu eşitliği sağlıyor ona bakmak. Bakarken sadece şu noktayı unutmuyoruz. Mutlak değer olduğu için hem negatif olasılıkları düşünüyoruz hem pozitif olasılıkları. Pozitifte hiçbir zaten işlem yapmıyoruz. Aynen 3 eksi 2 eşittir 7 diyoruz. Ama negatifte tersini yazıyoruz. Yani 2x eksi 3 eşittir 7 diyoruz. Veya başına eksi getiriyoruz. Aynı şey zaten. Bu şekilde çözebiliyoruz.